Gözleri amadır, olanları dinler. Demek öyle. Buhari'nin Bedül Vahiy, vahiyin başlangıcı kısmında uzun uzun anlatılıyor. Öyleyse sen bu bahsettiğin Namus Ekber Cibril'dir, sen de son peygambersin der. Keşke genç olsaydın da Mekkeliler seni buradan kovacağı zaman onların karşısında senin yanında olsaydın dediği zaman peygamber daha çok heyecanlanır. Yani kavim beni buradan çıkaracak mı? Senin getirdiğini getirip de buradan hicrete zorlamamış hiçbir peygamber yoktur bulunduğu yerden der. Hakikaten 3 yıl sonra peygamberimize ey örtülerini bürünen kalk bakınız insanlar çıkıyor görüyor musunuz? Çapraz zikzak çizerek duraklar içerisinde çıkıyorlar. Tabi bu gündüz güneş saatinde çıkmak acemilikten biraz geliyor. Çok fena perişan olacaklar onlar. Burada öyle bir güneşe çarpılacaklar ki yarısı acil serviste yarısı otelde. Öğlen gidecek, akşam gidecek, yaksı gidecek. O yüzden en makul ya gece gelip teheccüd kılmak ki o da çok güzel gözükmüyor. Ya da sabah namazını kıldığın gibi gelip güneşin doğuşunu görürken tefekkür yapmak. İşrak namazını kılıp en tepede kaçak da olsa götürülen çaylar falan oluyor. Du kaldırıldı şimdi. Yanınıza götüreceğiniz suyunuzu içer, tesbihinizi çeker. Kurban oldum Rabbim dersiniz. Ve o tepe hali tepe görürsünüz. Hilaro. Haram. Burada alakalı en önemli şeylerden bir tanesi de değerli dostlar. Hatice annemize Efendimizin aşkı burada çok önemli. Bunu çok iyi dinleyiniz ve çok iyi anlatınız. Evliliklerin haftalar sürdüğü, boşanmanın zirvelere gittiği dönemde ben değil biz diyen Efendimiz Hatice annemizin evliliği çok önemlidir. Efendimiz buraya geldiği zamanlarda Hatice annemiz efendisine, eşine, henüz daha peygamber değil, erzak hazırlayıp getirirdi. Halbuki Hatice annemizin maddi durumu o kadar iyi ki ama malda ayrılık var. Peygamberimiz demiyor senin malın benim malımdır demiyor. Peygamberimiz diyor ki bu evin sorumluluğu bendedir ama senin malın sana aittir. Hatice annemiz buna rağmen sevgisi için, sevgilisi için, sultanı için, aşık olduğu eşi için her şeyi veriyor. Elden ele dizdirse burayla Hatice annemizin evi arası 6 kilometre. Dese ki elden ele şu azıkları uzatın dese bir adım atmasına gerek kalmadan buradan yukarıya kadar bütün hizmetlerini dizdirebilir. Ama efendisine, sevdiğine kendi eliyle yapıyor. Kendi eliyle götürüyor. Çıkarken şimdi var burada merdivenler. O zaman ne merdiven olacak? Zorlana zorlana çıkıyor, götürüyor, getiriyor. Peki Efendimiz yanında götürmüyor mu? Götürüyor ama Hatice'si sevdiği için kıyamıyor. Mağaranın olduğu yerden Efendimiz Hatice'sinin geldiğini görürse yukarıdan çık çık yukarı gelirken aşağıdan iki tane şurada fırın var. Fırından da ekmeği getir sıcak olsun. Tuz eksik olmasın ha bak sana söylüyorum diye demiyor. Ne yapıyor? Hemen aşağı iniyor. İnip ileride İcabe Mescidi var. Göstereceğim. Hani aşağıda öyleymiyor. Karşıladığı yer burada. Oraya kadar geliyor. Getirdiklerini beraber piknik gibi yiyorlar. Haş sohbet, muhabbet. Ondan sonra tekrardan yukarı çıkıyor. O onu incitmemek, o onu incitmemek için uğraşıyor. Yani Hatice olmadan Muhammed Aleyhisselam'ın evliliği olmuyor. Muhammed Aleyhisselam olmadan Hatice'nin evliliği olmuyor. İkisi birbirini tamamlıyor. Sadık-ı Şeray Mezarlığı. Buradaki vefat edenlerin çoğu buraya defnedilir sağ tarafta. Ancak çok özel böyle bir şey olacak ki Mualla Kabristan'daki oraya da ziyaret edeceğiz. Cennetül Mualla. Hatice annemiz dahil olmak üzere 2000 kadar sahabenin kabrinin bulunmuş olduğu yerdir. Şimdi ilerideki minarenin hemen sağında İcabe Mescidi var. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Peygamberimiz veda haccına geldikten sonra Ebtah bölgesidir. Çadırını da burada kurulmuştur. Niye? Eşiyle buluştuğu yerde çadırını kurtaran adamdır Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Böyle vefayı gördünüz mü? Ayşe annemiz Medine'de bakıyor ki peygamberimiz bir şeyden bahsediyor. Hatice böyle otururdu. Bir şey yapıyor Hatice böyle yerdi. Giderdi Hatice böyle yapardı. Kurban bayramında etleri ayırıyor. Kime ayırıyorsun? Hatice'nin akrabalarını göndereceğim. Hatice'nin bir akrabası geliyor. Diyor ki onu giderken şunları da verin. Ben diyor Hatice ile hiç görüşmedim diyor hayatımda. Hiç denk gelmedim diyor Ayşe annemiz. Çünkü Hatice annemiz vefat etti. Bir müddet sonra küçük kız çocukları var. Efendimiz mecbur dul olan Sevde ile evlendi ki isteseydi Mekkeli müşriklerin davetini kabul etseydi zaten hakikaten bir harem olurdu yani orası. Buna rağmen sırf çocuklarına anacılık yapsın diye çünkü kalbi başka bir şey. Kalbi Hatice'ye vurulmuş bitmiş artık o iş. Hatta Buhari de yazıyor çok muhteşem bir ifade. Beyler biz bunu eşimize söyleyebilir miyiz? Şimdi erkekler kanından söyleyeyim. Hocam insan Hatice olursa söyledir. Diyeyim. Şimdi kadınlar tarafından söyleyeyim. Adam da Muhammed olursa söylenir. Böylece iki taraftan söyleyeyim de. Çıkışta kimse beni arka tarafa çekmesin. Sonra diyor ki Allah beni Hatice'nin sevgisiyle rızıklandırdı diyor. Bu muhteşem bir şeydir. Ve Efendimiz ondan sonra evlilikler yaptı. Ayşe annemizle evlendi, Hafsa annemizle evlendi vesaire vesaire vesaire. Ama hep Hatice, hep Hatice.
Mekke'nin fethine geldiği zaman birazdan bahset göreceğiz. Hazreti Hatice annemizin kabrinin yanına çadırını kurdurur Mekke'nin fethinde. Ey Hatice, sanki biz buradan ne zorluklarla çıktık ama bak nasıl geldik der gibi. Hacca geldiğinde de veda haccında onu da şimdi hemen sağda göreceksiniz. Hatice'sini gelip karşılayıp buluştuğu yerde vahiy almadan önce gelip gittiği zamanlarda. Şimdi hemen sağa dönünce göreceğiz. Sol tarafımızda çaprazda bir eski yapı var. Burası Osmanlı kışlasıdır. Orta tarafta sonradan yapılmış olan kışla camisidir. Bakarsınız sol taraf restorasyonu yapılıyor. Bu tabii ki güzel bir şey. Ecdadımızın hatıralarından nadir olan bir kışladır sol tarafta. Burada çok askerimiz nöbetler tuttu. Size bahsettiğim yeri şimdi göreceksiniz. Bakın ta nereye kadar gelmiş peygamberimiz. Ne kadar hassasiyet göstermiş. O güzel gözlerinizi sağ tarafa çevirdiğinizde bir mescit göreceksiniz. Şimdi bakabilirsiniz sağa. Gördünüz mü? İcabe mescidi. Medine'deki peygamberimizin duasına icabet edilen mescit değil. Efendimizin Hatice'siyle buluştuğu yer ve Mekke'nin fethinde kabrinin yanında çadır kurduran peygamber aleyhisselam veda haccında da burada çadırını kurduruyor. Peygamber veda haccını yaptıktan sonra evine gitmiyor. Diyor ki niye yani evinizde konaklamıyorsunuz? Bize diyor akile bırakmadı, sattı diyor. Yani Mekkeli müşrik olduğu zaman da buna rağmen demiyor. O benim malımı aldı, ben de onun her şeyini gasp ederim demiyor. Peki onlara hediye olsun diyor. Yeter ki Müslüman olsunlar diye. Öyle ve kendisi gelip burada çadırda kalıyor. Buranın bir diğer anlamı da şu. Burası Meabde'dir. Bilal-i Habeşi'nin işkence gördüğü, Sümeyye annemizin şehit edildiği, Ammar'ın işkenceden inkar etmek zorunda kaldığı, Habbab bin Eretler'in kızgın demirlerle sırtında parman gireceği kadar işkenceleri gördüğü yer burasıdır. O Çağrı filminde gördüğünüz kumların üzerine vücudu dağlanıp üzerine taşların konulduğu. Ama buna rağmen onun ahadun ahad dediği yer burasıdır. İslam böyledir. Zenci Bilal'i Kabe'nin damına çıkartır. Kimsenin tanımadığı, insan yerine saymadığı Bilal'in sözünü Bedir Savaşı'nın parolası yapar. Bedir Savaşı'nın parolası neydi? Allah 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 değildi. Bedir Savaşı, ilk savaşın parolası neydi? Ahadun ahad. Birdir bir. Bunu kim söylemişti? Bilal. Kime karşı söyledi? Ümeyye ve kafirlere karşı. Onlar şimdi nerede? Bedir'de peygamberimizin karşısında. Nasıl bir sembol ama? Demek ki mübarek peygamberimizin hiçbir şeyi ama hiçbir uygulaması asla tesadüf diye bir şey yok ama rastgele de değil. Hepsinin sayısız hikmetleri var. Bilal'in seçilmesi, bunun yapılması hepsi hatırası var. İşte Hatice annemiz 3 yıllık ambargonun olmuş olduğu zamandan sonra hemen şimdi göreceksiniz sağda Cennetül Mualla kabristanlığı. Anneciğimiz orada vefat ettiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her şeyiydiler. Hatta o kadar üzüldüler ki o yıla Senetül Hüzün denildi. Ondan sonra yapılan hiçbir evlilik Hatice'nin yanı tutmadı. Ama Hatice annemizin de Efendimiz'den önce yaptığı 2 evlilik vardı. Onlar da Efendimiz'in yanı tutmadı. Demek ki karşılıklı bu iş. O yüzden Hazreti Ayşe annemiz diyor ki hiç görmediğim halde onu çok kıskanırdım diyor. Bir gün demiş ki ey Allah'ın Resulü, Allah sana daha genç, daha güzel birisini verdi. Görmedi halde şöyle işte hanımın kendi şeyi. Artık bırak diyor Hatice'yi anlatmaktan. O da diyor ki öyle deme Hatice için. O bana ilk iman ederdi, çocuklarım, 7 çocuğun altısı Hatice annemizden oldu. Soyu da Efendimiz'in zaten oradan geliyor. Bakın hemen sağ taraf. Mualla kabristanlığı, Cennetül Mualla kabristanlığı. Bazı zamanlarda açık içeri girmek ama kadınlar giremiyor. İnşallah yarın akşam nasip olursa niyetim yürüyerek buraya kadar gelip gece ziyaret etmek. Vukuf dakika, işte Abdullah. Hemen şu yeşilliklerin arkasında beyaz duvarla çevrili alanın dibinde Hatice annemizin kabri var. Hep beraber edeple anacığımızı selamlayalım. Esselamu aleyküm ya ehlel kubur ve rahmetullah ve berekatü. Esselamu aleyki ya seyyideti ümmeti ümmeha Hazreti Hatice binti Huveylit radiyallahu anh. Cezakumullahu khayra an neftel ceza. Allahum erda anhum ve erfa'i derecetehum ve ekrim makamahum ve aziz sevabahum. Esselamu aleykum tahiyyeten minni. İnna inşallahu bikum layikun entum selafun an ahli bil isr. Yagfirullahu lana ve lakum ve yerhamullahu l-mustakdimine minkum vel mustakhirim. Ve nes'alullahu lana ve lakum al-afiyya. Rabbena gfir lana ve l-ikhvanina allazine sabakuna bil iman ve la tec'ale fi kulubina gilele lezine amanu. Rabbena inneke rafurim. Ya Rabbi Hatice annemize ve burada bulunan tüm sahabe-i ikramın hepsine rahmet eyle. Derecelerini âli, makamlarını mübarek eyle. Şu onlara sevgimiz hatırına buraya gelip anıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Onun hatırını da onların bize şefaatini nasip eyle. Dünyada onların yaşadığı mübarek imanı,
onların yaşamış olduğu harikulade yaşamı bizlere de nasip eyle. Kalbimizi iman ile süsle. Hayatlarımızı ameller ve ahlaklar ile şereflendir. Yüzümüzü, gözümüzü, içimizi, dışımızı nurlandır. Şu mübareklerin senin katındaki kadir kıymetleri hatırına onların zamanını yetişemedik artlarından onları özlüyoruz. Onların bereketini teberrüken senden niyaz ediyoruz. Maddi manevi hastalıklarımız var, şifalar ihsan eyle. Maddi manevi dertlerimiz var, devalar ihsan eyle. Maddi borçlarımız, manevi kul haklarımız var, edalar nasip eyle. Dünya ve ahiret umduklarımıza nail eyle, korktuklarımızdan emin eyle. Bizleri namazsız, niyazsız, dinsiz, imansız, kitapsız, Kur'ansız, vatansız, bayraksız, ezansız, edepsiz, ahlaksız, iffetsiz, tesettürsüz, nasipsiz, basiretsiz, kısmetsiz eyleme ya Rabbi. Bize hayırlar ver, bereketle ver, iyilik ver, hayırlar ver, başarılar ver, zenginlikler ver, sağlık ver, sıhhat ver, afiyet ver, ilim ver, amel ver, ahlak ver, nur ver, bereket ver, her türlü hayır ver ya Rabbi. Şerden, depremden, afetten, hastalıktan, musibetten, kötü ahlaktan, kötülüklerin cümlesinin şerrinden, şeytanın şerrinden, şeytanlaşmış insanların şerrinden, görünür görünmez, bilinir bilinmez, üstümüzden, altımızdan, sağımızdan, solumuzdan gelecek bütün afetlerin hepsinden muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Burada annemize kavuştuğumuz, sahabelerimize kavuştuğumuz gibi güzel, bereketli bir ömrün sonunda, her alanda başarılı olduğumuz, her anlamda neticeye ulaştığımız bereketli bir ömrün sonunda. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek imanı kamil ile emanet teslimi nasip eyle. Allah 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 diyerek kabre girmeyi, münker nekede kolaylıkla cevap verebilmeyi, kabrimizde cennetten bir bahçeyi bulabilmeyi, mahşer günü haşrolduğumuzda Efendimizin sancağı altında cem almayı nasip eyle. O Arafat'ta geldik, Arafat'ta gölgedeyken ferahladık, güneşteyken pertaraf olduk. Burada bile böyleyken mahşerin arasatından olur. Arafat'taki bu ibreti aldık, tövbe ettik. Arafat'ta sen bize merhamet eyle ya Rabbi. Habibi Edip'in elinden tutup kendi safına çektiği, mübarek elleriyle Havz-ı Kevser'den içirdiği, tutup da ya Rabbi ben bu ümmetimi cennette koymadıkça olmaz dedi. Senin de rahmetinin, şefaati uzmanın en üst dereceden dolu dolu coşup çaşmış olduğu yerden nasiplenmeyi bize nasip eyle. Utkuluha bisselamin aminin ayetince cennetlere, cemaline kavuşmayı nasip eyle. Amin ve salavat ve selam ala seyyidina Muhammed ve ala ve sahbisi teslimen kesir ve selamun aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi rabbil alemin tekabbel minna ve şimerdana bi hürmetil fatiha teme salavat. İlâ ruh. Hayyakumullah. Hazreti Hatice'ye kitap yazmıştım. Onu da PDF'sini atmıştım sizlere o grupta. Müsait olduğunuzda hızlıca bakarsanız burada daha neler olduğunu neler anlayacaksınız. Çok ihtiyacımız var. Döndüğünüz zaman sizden sadece takke, tesbih, hurma isteyenlere bunları anlatmanız önemli. Çünkü gençlerin bilmekten daha çok örneğe ihtiyacı var insanların. Bakın sen kendine örnek olarak filanca kişiyi alma. Hemen sağ tarafta gördüğünüz yer cin mescidi. Hatice'mizi kaybetti. Taiflerin olduğu yere gitti. Dönüşte burada cinler peygamberimize iman etti. Bir gün sonra buradan geçerken inşallah uğrayacağız zaten. Yürüyerek geçeceğiz cin mescidini. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam cinler burada geri peygamberimizi görüyorlar. Bir mucize istiyorlar. Hemen sağ tarafta gördüğünüz şecere mescidi. Buradaki ağacın peygamberimize şahitlik etmesini istiyorlar. Peygamberimiz mübarek eliyle işaret ettiği zaman ağaç dallarıyla peygamberimizin yanına geldiğinde eşhedü enneke Resulullah diye iman ediyorlar. Hemen arkada bir mescit daha var. O mescitte Ra'ye mescidi. Peygamberimiz Mekke'nin fethinde çadırını Hatice annemizin kabrinin yanına kurduruyor. Buraya sancağı döküyor. Ziyutuva kuyusunda abdestini aldıktan sonra Mekke'nin fethinde Kabe'ye buradan giriyor. Hemen solumuzda görmüş olduğunuz yerde Kuaykan Dağı. Böylece Mekke-i Mükerreme'nin bitmez ama ömür bitti, zaman bittiği gibi ziyaretinde bitti. Ziyaretlerimizi tamamlamış oluyoruz. Sürçülisan ettiysek, çok konuşup başarttıysak, daha çok kelime kazandıralım diye bıdı bıdı yapıp hızlıca konuştuysak affola. Eyvallah. Neyse bir hurma daha veririz herhalde. Bir tur daha atarız hurmadan şimdi. Allah Azze ve Celle razı olsun. Mekke ziyaretlerimiz bitti. Şimdi bugün dediğim gibi mescide girebilirsiniz. Aman ihram yasaklarına dikkat edin. Umreli ihramlı olduğunuzu unutmayın. Sabunlara, şampuanlara dikkat edin. Akşama kadar harama gitmeyeceğim diyorsanız, uyuyacağım şimdi diyorsanız duşunuzu da alabilirsiniz. Kokusuz sabun, şampuanla. Yorgan üzerinizi örtüp ihramı değiştirebilirsiniz. İhramına kan bulaşan vardı. Onu kokusuz sabunla, kokunu sabuna dokunmadan yıkayabilir. Ya da yenisini gidip alabilir ya da şirket görevlilerimiz orada onları aldırabilir. Benim tavsiyem şu. Rabbimize hamdolsun ki bizi tenezzül bahşetti, gidip geliyoruz. Bir de görevimiz var. Ben şimdi girip yatsıya kadar orada kalamam ama sizin yeriniz olsam, iyi hissediyorsam kendimi, öğle namazında girer, yatsıya kadar Kabe'nin metaf alanından çıkmam. Ama sıhhatim o kadar müsait değil diyorsanız, öğle ile ikindi arası sağlam bir uyuyun. Öğle ikindi hem kavlidir, sünnettir. Öğle namazından sonra, öğle ile ikindi arası uyuyun. İkindi namazından sonra bir girin, yatsı namazından sonraya kadar
çıkmayın. Yatsıda da beraber buluşup içeride umremizi yaparız. Hocam buna da gücüm yetmeyen diyen olursa, o zaman akşam namazını kıldıktan sonra hızlıca yemeğini yer ve ondan sonra Kabe'ye gider. Bunu da yapamam diyorsa o zaman hiçbir şey yapmaz. Sadece namaza gidip gelir. Aralarda dinlenir. Yatsıda beraber saat 9'da otel lobisinden, ha kapatabiliriz bu arada, ben daldım ona, kusura bakmayın.